Evet, tekrar merhabalar. Bu bölümümüzde projeleri oluşturacağız. Yani projeler aslında derken şununla şu katmanlar aynı mantıkta. İşte buradaki NuGet paketlerini yükleyeceğiz. Gerekli işte birbirine olan bağımlılıklarını vereceğiz. Hatta birbirine olan bağımlılıkları şu anda vermeyeceğim katmanların ezbere iş olmuş olur. Kullandıkça, gerek duydukça kullanmak, bağımlılıkları vermek sizin için daha anlaşılır olacak. O yüzden ben projeye geçmek istiyorum. Şimdi solution'u açtım. Burada bir API oluşturmuştuk zaten birlikte sizinle. Solution'a geliyorum. Buradan add new project diyorum. Burada class library arıyorum. Class. Class library. Zaten burada çıkıyor. .NET standartında olacak. Tıkladım buna. Next dedim. Ne demiştik buna? Fatih Joe demiştik. Fatih Joe nokta core diyorum buna. Katman isimlerini veriyoruz ki sonuna. Ya bu birazcık örf adet. .NET 8'i zaten seçmiştik. Create diyorum. Core katmanımız geldi. Hemen buradaki varsayılan sınıfı siliyorum. İhtiyacımız yok çünkü bir tane daha oluşturuyorum. Evet, new project. Class library zaten burada seçmiştik. Tekrar seçiyorum. Fatih Joe nokta repository yazdım. Aynı şekilde .NET 8 devam ediyorum. Yine bu class'ı siliyorum buradan. Son olarak diğer katmanımızı ekliyorum. O da servis katmanımız olacak. Class library next. Fatih Joe nokta service dedim. Bunu oluşturdum. Aynı şekilde bunun da klasını siliyorum. Tamam dedim. Burada katmanlarımızı oluşturmuş olduk şimdi. Burada ne yapacağız? API katmanında kontrolörümüz yani presentation sunum katmanımız. Core katmanında modelleri, entity'leri belirteceğiz. Repository katmanı zaten bizim veri tabanı alışverişlerini yaptığımız yer. Serviste sunum katmanının bağlanıp da istediği şeyleri yazdığımız kısım. Bütün iş aslında burada dönecek. Alışverişimiz bu şekilde olacak. Bunun için şimdi ben şeye geçmek istiyorum. NuGet paketlerini yüklemeye. Bunun için API katmanına gelip burada Manage NuGet Package kısmını tıklıyorum. Burada Browse diyorum. Burada zaten Swashbuckle dediğimiz Swagger tool'u zaten varsayılan yüklenmiş olarak geliyor. Burada ne yapıyorum? Hatta burada bu geliyor. Hazırda geliyor. JWT Bearer kullanacağız ama ben yine de buradan yazıyorum. Neyden başlayayım mesela? Hadi bundan başlayalım. JWT yazdığım zaman burada Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Bearer. Bunu yüklüyorum. Install dedim. Bunları da hatta göstersin bize neler gelecek. Bunları da göstersin bize. Okey diyorum. Evet. Accept. Kabul ettim. Yükleniyor şimdi. Bu yüklendi. Dependency Injection. Bundan ekstra bahsedeceğim. Bu da bizim ama ben neyi istiyorum? Autofact istiyorum. Şu Autofact. Extensions Dependency Injection. Install dedim. Birkaç tane şeyle beraber geliyor. Apply dedim buna. Bu da yükleniyor. Yüklendi. Son olarak da Entity Framework'ün Design paketini yükleyeceğiz. Bunun için Entity Framework yazdım. Yanlış yazdım tabii. Çok pardon. Entity Framework. Core'un dizaynını arıyorum. Tam bir eski ismi neydi acaba? Şöyle yapalım. Entity Framework Core diyorum. Pardon. Nokta
Design diyorum. Evet, burada çıktı. Microsoft Entity Framework Core nokta design. Bunu da install yaptım. Bunları özellikle dependency injection'ı ekstra zaten anlatacağım burada. Çok güzel bir şey bence yani sonsuz dişli gibi. Çağın icatlarından birisi. Core katmanına geliyorum. Core katmanından yine aynı şekilde paketleri kontrol ediyorum. Browse diyorum. HTTP yazıyorum. HTTP Features gelir mi? Yazmışım daha önce. Aynı şekilde bunu indiriyorum. Deprecated olmuş. Önemli değil. İşimizi görür bir şekilde. Apply dedim. Accept dedim. Bu da yüklendi. Abstractions diyelim. Bu değil. Hangisiydi? Abstraction Configuration. Evet, Microsoft Extensions, Configuration, Abstractions. Bunlar biraz ezberi olacak ama bunları yüklememiz gerekiyor. İhtiyacımız var. Sonrasında Identity Model Tokens yükleyelim. Microsoft Identity Model Tokens. Bunu da yüklüyorum. Apply dedim. Bu zaten bir herhangi bir lisans sorunu çıkartmadı. Şimdi önemli bölüme geliyorum. Repository katmanı. Burada NuGet Package girdim tekrardan. Entity Framework Core. Bizzati kendisini yüklüyorum. Apply diyorum. Accept diyorum. Bakıyorum. Burada bir de bizim neyimiz var? SQL Server'ımız var. SQL Server'ı burada yüklüyorum. Apply dedim. Accept. Yüklendi. Ve son olarak buraya da Tools. Microsoft Entity Framework Core Tools. Bunu da yüklüyorum arkadaşlar. Romalılar. Apply. Accept dedim. Bu da yüklendi. Ve son katmanımız servis katmanında geldim tekrardan. Browse dedim. Dependency yazıyorum yine. Ama bunu şöyle yazayım daha doğrusu. Automapper diyelim. Mapping bizim için çünkü önemli. Baştan paketleri yükleyelim. Tek tek anlatacağım zaten. Kullandıkça anlatacağım. Ve sonrasında bir de Fluent Validation yükleyelim. Fluent install diyorum buna da. Apply dedim. Bu da yüklendi. Sonra tekrardan geldim. API katmanıma geldim. API katmanında hepsinin JSON var zaten. Bu weather forecast bu standartta gelen arkadaşı buradan siliyorum. Gereksiz bir şey bu. Silmeyi unutmuşuz. Controller'lara geliyorum. Burada bir tane controller yapmışlar. Onu da siliyorum. Standart gelen. Bunu da sildim. Evet, şimdi her şeyimiz hazır. Bakalım burada neler var. Projeyi oluşturduk zaten. Bu dördüncü videomuz bizim. Bunu da yaptık. Mantığı zaten bir önceki videoda anlatmıştım ama buraya dört yazıyorum. Katmanları da oluşturduk. Bir sonraki dersimizde AppSettings'ten bahsedeceğiz. Ve program CS'ten vakit kalırsa eğer ikisinden bahsedeceğiz. Buraları en önemli kısımlardan birisi. Çünkü bizim projemizi, API'mizi ayağa kaldıracak kısım bu zaten. Sonrasında artık modelleri oluşturmaya başlayacağız uygulamamıza göre. Teşekkürler.